Merhabalar. Beni Türkiye Beyond Borders projesinden Pınar Dinç ve Ömer Turan arkadaşlarım bu konuşmayı yapmam için veya bu dersi vermem için davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Benden Türklük, yani 2 yıl önce yayınladığım aşağı yukarı Türklük Sözleşmesi kitabım üzerine konuşmam istendi. Bugün bunu yapacağım. Kitabımı özetlemeye çalışacağım. Şimdi ben bu kitapta ne yazdım? Çok genel bir özetle Türklüğün tarihsel oluşumunu, kurumsal mekanizmalarını ve gündelik hayattaki işleyişini analiz etmeye çalıştım. Türklükten kastım benim bu kitaptaki sosyal medyada görmeye alıştığımız şekilde Türklük değil. Yani bir etnisite değil, bir kimlik değil veya bir ideolojik aidiyet, bir vatandaşlık bağı değil. Daha ziyade farklı sınıflar ve ideolojik aidiyetler arasında farklılıklar gösterse de sınıflar üstü ve ideolojiler üstü benzerlikler ve ortaklıklar da gösteren belli görme, bilme, bilgilenme, duygulanma, algılama biçimleri, şemaları, belli duygu hatları, belli düşünce ve eylem hatları, stratejileri ne kastediyorum Türklükten. Kitapta da bu kastettiğim şekilde Türklüğün tarihsel olarak ve sosyolojik olarak nasıl oluştuğunu analiz edebileceğimiz bir model geliştirmeye çalıştım. Bu modeli de sözleşme metaforu veya kavramı etrafında yapmaya çalıştım. Bu kavram, bu metafor etrafında Türk devletinin ve milletinin sosyo oluşumuyla Türk bireyinin ya da öznesinin psiko oluşumu arasındaki ilişkiselliği, bağlantıları görebileceğimizi düşündüm. Bunu göstermeyi umdum. Yani böylece en kişisel olanla veya güncel olanla, gündelik olanla en genel olan, bize en genel gözüken veya tarihsel olan arasındaki bağlantıları göstermeye çalıştım. Veya duygular ve düşünceler arasındaki bağlantıları göstermeye çalıştım. Yani kısacası tarihin insan doğasına nasıl dönüştüğünü, tarihin insanın veya Türk öznenin, bireyinin karakterini, alışkanlıklarını, çeşitli şemalarını nasıl şekillendirdiğini anlatmaya çalıştım bu kitapta. Şimdi belli bir tarihsellikle başlamaya çalışacağım dolayısıyla sözleşme kavramı etrafında bir tarihsel özet sunarak başlayacağım. Şimdi tabii bu kitapta daha gerilere gidiyor. Fakat burada o kadar zamanımız yok. O yüzden kısaca söylemek gerekirse, örneğin kitapta Osmanlılık Sözleşmesi'nden de bahsediyorum. Fakat burada ona değinemeyeceğim. Benim için daha kritik olan Müslümanlık Sözleşmesi'yle başlamak istiyorum. Daha da gerilere gidiyor. Abdülhamit dönemine de gidiyor. 19. yüzyıla geri gidiyor. Fakat özetlemek gerekirse asıl olarak 1912-1920 arasındaki 22 arasındaki 10 yıllık kesintisiz savaş döneminde Anadolu'nun göçmen ve yerli Müslümanları belli ortak duygular, ortak çıkarlar ve ortak beklentiler etrafında benim Müslümanlık Sözleşmesi dediğim belli mutabakatlar etrafında Anadolu'nun Hristiyanlarına ve yabancı ülkelere, yani Hristiyan güçlere karşı birleştiler. Ve bu Müslümanlık Sözleşmesi'nin 2 temel maddesi vardı. Tabii ki bunlar yazılı değil ama herkesin az çok bildiği maddelerdi bunlar. Birincisi, bu topraklarda, özellikle Anadolu'da güvenli ve imtiyazlı bir şekilde yaşamak için Müslüman olmak gerekmektedir. İkincisi de gayrimüslimlere yapılanlar ve yapılacaklar hakkında kimse doğruyu söylemeyecek, bunlar lehine kimse siyaset yapmayacak, bunlarla kimse duygulaşlık kurmayacak. Temel iki maddesi Müslümanlık Sözleşmesi'nin buydu. Şimdi benim Müslüman Sözleşmesi'nde vurgulamaya çalıştığım önemli bir konu bu sözleşmenin yataylığıdır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Pek çok eleştirel anlatıda 1910'lara dair, 1915'e dair veya 1919'a, 20'ye, 21'e, 22'ye dair şöyle bir varsayım vardır. Yukarıdan, yani bu dönemin egemen sınıfları, egemen güçleri, diyelim iddiatçılar veya yeni yeni ortaya çıkan veya çıkmaya çalışan Müslüman burjuvazi veya yerel eşraf, bunlar asıl olarak 1912-1922 arasında olan bitenden sorumludur. Ve bazı suçlar işlenmişse
bazı kötülükler yapılmışsa bunlar yukarıdan aşağı dayatılmıştır. Yani bunlar yukarıdan, toplumun yukarısından, devletin yukarısından aşağıya veya ülkenin merkezinden taşraya dayatılmıştır, empoze edilmiştir gibi bir varsayım var. Bu dediğim gibi bu meselelere eleştirel bakan sosyal bilimcilerin genelde paylaştığı bir varsayım. Bu ister İslamcı olsun, ister Marksist olsun, ister liberal olsun. Çok basitçe söylersek hikayede bir kötü birileri varsa, bir kötü adamlar varsa bunlar yukarıdaki bazı tiplerdi. Ve toplumun geri kalanına büyük ölçüde ya kandırılmıştı ya da işte istemedikleri bazı şeylere mecbur bırakılmışlar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki böyle bir boyutu, öyle bir boyutu var. Fakat başka bir boyutu da var diye düşünüyorum. O yüzden bu Müslümanlık Sözleşmesi kavramı bu yatayla yaptığı vurguyla bu tip başka bir, daha doğrusu meseleyi, aynı meseleyi başka bir açıdan görmemizi mümkün kılıyor diye düşündüm. Şimdi ortak duygular derken tarihsel olarak oluşmuş duygulardan bahsediyorum. Özellikle şunu akılda tutmalıyız ki bu dönemdeki Anadolu'nun ve bugün de nüfusunun büyük bir bölümü, belki bugün %40'lara varan bir bölümü Balkanlardan ve Kafkaslardan göç etmek zorunda kalmış Müslümanlardan oluşmaktadır. Türkiye'nin kurucuları da buna dahil. Yani bir şekilde topraklarını, vatanlarını, doğdukları, yaşadıkları bölgeyi, belki yakınlarını, annelerini, babalarını, kardeşlerini öyle veya böyle bir şekilde bir din savaşı görünümü almış, belli mücadeleler sonucunda bırakmak zorunda kalmış, geride bırakmış insanlardan oluşuyor. Ve bunlar milyonlar halinde Anadolu'ya göçmüşlerdir. Ve bu insanların Anadolu belki de son yurduydu. Aynı şekilde Anadolu'daki 1912-1922 dönemine bakarsak, özellikle 1915'ten sonrasına, aynı Balkanlar ve Kafkaslar gibi Anadolu'nun kaybedilme tehlikesi de gayet açık bir şekilde, gerçek bir şekilde ortaya çıkmıştı. Özellikle 1915 yılında. Dolayısıyla bu ortak duyguların bir kısmı tabii ki korkuyla alakalı. Yani güvenlik endişesi, güvenlik kaybı, güvenlik ihtiyacı ve korku bununla alakalı. İkincisi tabii ki nefret, tarihsel olarak oluşmuş bir nefret. Yani insanların başına gelenlerden ötürü birilerini suçlaması ve belli bir şekilde belki de bunun revanşını istemesi. Nefret duygusu, böyle bakabiliriz. Tabii bir de tarihsel olarak yine oluşmuş, belki 100 yıl, 150 yıl içinde oluşmuş hınç duygusu. Hınç duygusunu tarif etmek daha zor ama az çok sizden aşağı olması gerektiğini düşündüğünüz, ideal olarak, teorik olarak sizden aşağıda olmasının gerektiğini düşündüğünüz fakat sizden bir şekilde belli alanlarda daha yukarıda olan gruplara, insanlara yönelik gücünüzün de yetmediği için giderek biriken bir negatif duygu. Şimdi bu ve tabii ki başka şeyler de var. Ortak çıkarlar var, ortak beklentiler var. İşte Anadolu'nun toprağın, kendi toprağının, ailenin korunması gibi veya belki de yandakinin toprağını ele geçirmek gibi, belki yandakinin kızını sahiplenmek gibi veya bir Ermeni veya bir Rum iş adamının malına, mülküne, iş sahalarına el koymak gibi. Böyle çok çeşitli şekillerde ortaklıklar bulabileceğimiz olgular var bu yıllara baktığımızda. Şimdi dediğim gibi sınıfları kesen, ideolojileri kesen ve merkeze taşraya kesen belli ortaklıklar var. Tabii bu tip duygular, ortak çıkarlar belli tarihsel anlarda bir araya gelebiliyor. Ve özellikle savaş anlarında bu duygular tabiri caizse zincirlerinden boşalabiliyor. Savaş anları, şiddet anları, dönemleri bu tip duyguların toksik bir şekilde, duyguların, çıkarların, beklentilerin toksik bir şekilde bir araya gelmesini mümkün kılabiliyor. Ben de 1915'te gerçekleşen Ermeni soykırımına örneğin Müslümanlık Sözleşmesi bağlamında bakıyorum. Bu Müslümanlık Sözleşmesi'nin yatay hali, yatay niteliği özellikle 1918-1922 arasında özellikle çarpıcı hale geliyor bence. Çünkü bu dönemde biliyorsunuz bir devletsizlik aslında mevcut Anadolu'da. Ve 1918-1922 arasındaki dönemin en önemli sorusu Anadolu'da ne tür bir devlet kurulacak veya ne tür devletler kurulacak? Bu devletler kimin olacak? Bu devletler kimin çıkarlarını koruyacak?
İşte burada farklı tezler var, farklı devlet tezleri var, rakip iddialar var, projeler var. Örneğin Megali iddia var, Yunan Devleti'nin Anadolu'ya doğru genişlemesi ihtimali var. Yüksek bir ihtimal olarak beliriyor 1919'dan sonra. Ermenistan Devleti kurulabilir, Kürdistan Devleti kurulabilir, küçük bir Türkiye olabilir veya Manda bölgeler olabilir. 1918-22 arasındaki döneme bu devletsizlik karakteri aslında damga vuruyor bir anlamda. Ve henüz yani milli mücadele başlamadan önce, 1919'dan önce hemen 1918'de yani Osmanlı Devleti'nin, İstanbul'daki Osmanlı Devleti'nin merkezin büyük ölçüde çöktüğü dönemde biliyorsunuz Taşra'da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kongreler toplanmaya başladı. İşte Karadeniz'de veya Doğu Anadolu'da, Ege'de birçok yerde yerel kongreler toplanmaya başlanıyor ve bunlar kendi aralarında özellikle Ermenilere ve Yunanlara karşı direniş organize etmeye çalışıyorlar ve bu kongreler tamamen Müslümanlardan oluşuyor. Şimdi bunlara yani bu merkezi devletin çöktüğü bir anda, İstanbul'daki merkezi devletin çöktüğü anda ve İstanbul'un da işgal altında olduğu bir zamanda bunlara, bu kongrelere mikro Müslümanlık sözleşmeleri olarak bakabileceğimizi düşünüyorum. Mikro Müslümanlık sözleşmeleri. İşte Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının büyük başarısı aslında bu mikro sözleşmeleri, yani yerel kongreleri, ulusal kongreler ve sonunda da Büyük Millet Meclisi altında, yani büyük bir Müslümanlık sözleşmesi altında birleştirilmiş olması. Ve Yunanlılara ve Ermenilere karşı, yani Anadolu'yu işgal eden veya edeceği düşünülen gruplara karşı, özellikle iki gruba karşı bu Müslümanları, Anadolu Müslümanlarını bir araya getiren bir sözleşmeydi. Bir tekrar, yani Müslümanlık sözleşmesinin tekrar canlandırılmasıydı 1900, özellikle 19'dan sonra başlayan. Bu tabii baktığımızda Müslümanlık sözleşmesinin yataylığı meselesini şu açıdan da görüyoruz. Müzakereler sürüyor sürekli. Yani merkezde zaten çökmüş, yeni bir devlet kurulmaya çalışılıyor. Ve bu devlet diyor ki Müslümanların çıkarını, Anadolu'daki Müslümanların çıkarını ancak ben koruyabilirim. Ve Müslümanlar da böyle bir devlet istiyor gerçekten. Sadece kendilerinin olabilecek, sadece kendilerinin olacak bir devlet, sadece kendilerine ait bir devlet istiyorlar. İşte Mustafa Kemal bunu yapmaya soyunuyor. Ve ama dediği yatay niteliğinden bahsederken işte çeşitli bölgelerle, çeşitli bölgelerin Müslüman halklarıyla, ileri gelenleriyle çeşitli müzakereler yapıyor. Ve bu müzakerelerin doğrudan bir yansımasını 1921 Anayasası'nda görüyoruz. İşte bütün aslında Anadolu'ya veya işte yeni kurulacak ülkede bütün bölgelere özellik veren bir anayasa bu. Özellik öngören bir anayasa. Ama başka, sadece anayasa metninden değil, başka kaynaklardan da biliyoruz ki Kürtlere mesela belli bir özellik vaat ediliyor bu yıllarda. Yani Müslüman Sözleşmesi'nin yatay ve müzakereci niteliğini vurgulamaya çalışıyor. Şimdi yani bu 1912-1922 arasında dolayısıyla Müslümanlık Sözleşmesi sayesinde ideolojileri ve merkez ve taşrayı ve farklı sınıfları kesen bu Müslümanlık Sözleşmesi neticesinde Anadolu gayrimüslim halklarından çeşitli biçimler alan etnik temizliklerle, örneğin 1915'teki soykırımla, ki buna soykırım dememiz gerekmiyor. Yani bu videonun izleyicileri buna soykırım demeyebilir veya başka bir şey diyebilir. Tehcir diyebilir veya karşılıklı acılar diyebilir. Ne derse desin, benim anlattıklarım bu açıdan bir farklılık göstermeyecektir. Yani anlatışımın mantık silsilesi veya bunun varacağı sonuçlar bir farklılık göstermeyecektir. Ve işte 1915'te dediğim gibi Ermenilerden 1915-16 ve ilerleyen yıllarda Ermenilerden temizlenmesi. 1922-23-24 yıllarında işte mübadeleyle Anadolu'nun Rumlardan tırnak içinde temizlenmesiyle birlikte bu 10 yıllık Müslümanlık Sözleşmesi aslında amacına ulaşmış oluyor. Yani bugünkü Türkiye, yani 1912'de Anadolu'nun, yani bugünkü Türkiye'nin veya 5'te biri gayrimüslimken 1923'e gelindiğinde 22'ye 23'e gelindiğinde 40'ta biri gayrimüslimdi.
Bu tabii şu an yani 2020 senesinde binde birlere aşağı yukarı düşmüş durumda. Yani devam eden bir süreç, orada bitmiş değil. Yani evet, Müslüman, gayrimüslimlerden temizleniyor ve sadece Müslümanlara ait, gerçek anlamda sadece Müslümanların çıkarını koruyacak bir devlet 1920 ile 23 arasında kuruluyor. Şimdi bu dediğim gibi biraz daha vurgulamak istiyorum bunu. Bence kitabımın, yani benim en azından önem verdiğim ama belki çok dikkat çekmeyen bir tarafı bu yataylık meselesi. Şimdi ideoloji, yani bunlara ideoloji olarak bakmak veya yukarıdan aşağı dayatılan bir şey olarak bakmak, işte devletin milleti yaratması, yukarıdan aşağı devletin milleti yaratması veya milliyetçi aydınların ilk önce ortaya çıkması, devletin etrafında örgütlenen veya yer edinen milliyetçi aydınların ortaya çıkması ve sonra milleti yaratması. İdeoloji perspektifiyle, ideoloji kavramıyla baktığımızda genelde böyle düşünüyoruz. Yani Türkiye, Türk milletinin ortaya çıkışını, Türk milliyetçinin ortaya çıkışını böyle değerlendiriyoruz. Ama sözleşme işte biraz daha yataylığa vurgu yapıyor ve farklı kesimlere de belli bir aktörlük kabiliyeti atfediyor. Kendi çıkarlarını gözetebilecek, koruyabilecek ve belli şekilde müzakerelere girebilecek ve belli, yani çeşitli aktörlerle anlaşmalara, mutabakatlara girebilecek bir aktörlük veriyor sözleşme metaforuyla bakıldığında. Fakat 1923'ten başlayarak, yani devletin artık ortaya çıktığı aslında ve savaşı, milli mücadelenin kazanıldığı ve Lozan Anlaşması ile birlikte de yeni devletin tanındığı bir ortamla birlikte 1923'te bu sefer bu sözleşme, Müslümanlık sözleşmesi yukarıdan aşağı dikey bir şekilde biraz daraltılıyor. Bir ölçüde daraltılıyor. Yukarıdan dikey bir hamleyle daraltılıyor. Bu da şu anlama geliyor 1923'ten sonra. Bunun nedenleri çok tartışmalı. Buna burada girmeyeceğim. Neden böyle bir şey yaptıkları. Ama şunu yapıyorlar sonuç itibariyle. Biraz daraltmaya gidiyorlar. Bu çok önemli. Yani yerini Müslüman sözleşmesini kaldırmıyorlar. Onun içinde bir daraltmaya gidiyorlar. Ve diyorlar ki bu ülkede imtiyazlı ve güvenli bir şekilde yaşamak için sadece Müslüman olmak yetmez. Müslüman olmak şarttır ama yetmez. Aynı zamanda Türk olmak ve Türkleşmek gerekmektedir. İkinci madde aynen aktarılıyor Müslüman sözleşmesinden. Ve o da işte gayrimüslimlere ilişkin maddeydi. Şimdi bu daraltmadan sonra tabii ki hatırlarsak 1918-22-23 dönemini, o müzakereci ve Müslümanlık etrafında ve İslam dili etrafında kurulan Müslüman sözleşmesini hatırlarsak, buna hemen bir başkaldırı ortaya çıkıyor bu daraltmaya. Bunda Şeyh Said isyanı şeklinde görüyoruz. 1925'teki Şeyh Said isyanı. Şeyh Said isyanının bastırılmasından sonra ise çok açık başka bir madde ekleniyor bu sözleşmeye. Üçüncü madde diyorum ben buna. Bu tabii çok büyük bir basitleştirme, yani çok daha karmaşık tarih ama yine de anlamak için, yani daha açık, rahat anlatabilmek için kendimi basitleştirmeye gidiyorum. Üçüncü maddede Kürtlere yapılanlar ve yapılacaklar hakkında kimse gerçekleri söylemeyecek, araştırmayacak, onlar lehine siyaset yapmayacak ve onlarla duygudaşlık kurmayacak. Dolayısıyla bu üç madde bana göre Türkiye'nin esas anayasasıdır ve asıl olarak değiştirilmesi yasak olan, teklif dahi edilemeyen asıl maddeleri Türkiye tarihine baktığımızda son 100 yıllık tarihe bu üç maddedir diye düşünüyorum. Anayasalar değişebilir, maddeler değişebilir fakat bu üç yazılı olmayan madde hep orada kalacaktır. Tabii zaman zaman yumuşayarak, zaman zaman sertleşerek. Şimdi tabii Türklük Sözleşmesi esas olarak bir ödül ve ceza mekanizması. Yani Türklük Sözleşmesi'ne uyanlar reel ve potansiyel biçimlerde avantajlı, imtiyazlı bir hayat sürebileceklerdir. Bu kendisi olmasa bile kişinin mesela oğlu veya kızı olabilir. Yani kendisi belki yararlanamaz yeterince fakat oğlunun veya kızının yararlanma umudunu sürdürebilir. Ve böyle bu sözleşme, yani Cumhuriyet'in anlamı biraz da şu. Bu sözleşmeye uyulduğu sürece toplumun en aşağı kesiminden gelen birisi, yani bir köylünün çocuğu, Cumhurbaşkanı olabilir Türkiye'de ve olmuştur da. Bu sözleşmenin böyle bir Türkler için, Türkleşenler için böyle bir avantajı var. Ve tabii ki Şeyh Said isyanında da görüldüğü üzere uymayanlar da en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu cezalar da döneme göre değişir, iktidara göre değişir.
Kişi öldürülebilir, hapsedilebilir, sürgüne gönderilebilir, işinden atılabilir, işe alınmayabilir veya dışlanabilir. Bunun hepsi farklı cezalar, farklı kişilere katlanılmaz gelebilir. Örneğin birisi ölümü göze alır ama çok rahat bir şekilde ölüme gider ama işte mahallesinde dışlanmayı göze alamaz. Böyle biliyoruz. Çok sayıda insan biliyoruzdur tarihten veya çevremizden. Evet, şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum. Türklük Sözleşmesi Müslüman Sözleşmesi'nin içinden çıkıyor. Ve Türk milletinin ve milliyetçiliğinin ortaya çıkışını da tarihsel olarak bence Müslümanlık Sözleşmesi'nin yataylığıyla Türklük Sözleşmesi'nin dikenliğinin bir sentezi, bir diyalektiği olarak düşünürsek bence Türkiye'deki birçok, Türkiye tarihindeki birçok karanlık nokta, muğlak nokta daha açık hale gelecektir. Açık hale gelecektir diye düşünüyorum. Yani kitabı yazmamın sebeplerinden bir tanesi buydu. Şimdi Türklük, yani insan neden Türkleşir? İşte bu ödül ve ceza mekanizmaları. Yani biliyoruz ki 1923'te herkes kendini Türk olarak görmüyordu. Çoğu Anadolu Müslümanı kendini Müslüman olarak görüyordu. Farklı diller konuşuyordu. Diyelim ki Çerkezce, Lazca işte veya Kürtçe konuşuyordu. Ama önemli bir kısmı Türkçe konuşuyordu. Fakat Türklük bir kimlik olarak, adet olarak Müslümanlığın önünde değildi. Fakat bu ödül ve cezalarla tabii ki çok hızlı bir şekilde bu mekanizmalarla ve çeşitli ideolojik aygıtlarla tabii ki, onlar yok demiyorum, onları yok saymıyorum, yani camilerle, okullarla, aileyle ve çeşitli mekanizmalarla insanlar Türkleşmeye başladılar. Burada bu, yani 1923'ten sonra ortaya benim yapısal Türkçülük dediğim bir iktidar mekanizması, iktidar ağı ortaya çıktı, yapısal Türkçülük. Bu yapısal Türkçülük kişi, yani Türkleri ve Türkleşenleri, o kişiler Türkçü olsunlar veya olmasınlar, Türk olmayanlara nazaran avantajlı ve imtiyazlı kılan bir yapısal kurumsal ağdır yapısal Türkçülük. Dolayısıyla bundan, bu yapısal ağdan, bu yapısal Türkçülükten, bu kurumsal ağdan bir Türkçü, bir Türk milliyetçisi, bir MHP yararlanabileceği gibi Türkçü olmayan, ırkçı olmayan internasyonalist bir Türk de yararlanabilir yapısal Türkçülükten. Evet, burada bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz.